İsveç, bugün Almanya, bugün ABD bu terörist faaliyetleri açıkça desteklemektedirler. Hatta işin acıklısı, mutlaka ordumuzun mensupları bunu çok iyi bilmektedirler. Bize silah verirken dahi bu silahları teröristlere karşı kullanmayacaksınız diyor. Silah vermiyor, tahdit ediyor. Açıkça buna yardım ediyor. Niçin? Bir dünya siyonizmi var, emperyalizmi var. Kollarını atmış buralara. Büyük İsrail planını gerçekleştirmek istiyorlar da onun için bu gerçekleri görmezsek o takdirde bu olayları önleyemeyiz. Muhterem arkadaşlarım, bu arada bir kelimeyle de elbette yine dış güçlerin bir faaliyeti olarak kontrol gerilla sözü üzerinde durmak istiyorum. Bakınız, bütün vesikalarla ortaya çıktı ki Türkiye'de uzun yıllar Özel Harp Dairesi adı altında bir kuruluş kurulmuş. Bu kuruluşun finansmanı Amerika tarafından yapılmış. Bütün bunlar yetkililer tarafından bir bir ortaya konuyor. Ne yaptıkları belli değil. Ancak ülkenin her tarafında birçok provokasyonlar yaptıkları belli. Ve bu Gladio, bu organlar İtalya'da aynı şekilde İtalya'yı birbirine karıştırdılar. Biz müstemleke miyiz? Bir Amerika nasıl oluyor da geliyor bizim içimizde teşkilat kuruyor, parasını da kendisi veriyor. Bunlara karşı mutlaka uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Bakın, uzun süre Güneydoğu'da bölge valiliği yapmış olan bir devlet görevlisi Güneydoğu ajan kaynıyor diyor. Şu hale bak, vatan bizim, memleket bizim, ancak Güneydoğu'da askerden çok ajan vardı. Gazeteci edası altında geliyorlar ve teröristlerle işbirliği yapıyorlar. Birçok yakalanan teröristlerin içerisinde bir de bakıyoruz ki Ermeniler var.